Abi onları sonra topluca tırak tırak yap. Tırak bir tarafa. Şimdi onları toprağa diktik. Bunlar da geçen yılki dikilenler. Tepe uğur böceği kolonisi. Bunlar yaprak güvelerini ve yaprak bitlerini yiyerek krater ağızlarında kolonileşen uğur böcekleri. Daha önceki yıllarda ekilmiş olan palamutların oluşmuş, olgunlaşmış ve dabanına dökülmüş olanların tam mevsimi şimdi. Her palamutun altında bol miktarda vardır. Doğayı seven herkes oradan aldıkları palamutları olmayan yerlere götürüp dikebilirler. Bunun için bir sopa yeterlidir. Ceplerine doldurdukları palamutları ya da evde kullandıkları yedikleri meyvelerin çekirdeklerini doğayla buluşturabilirler. Çok basit. Tamam. Tüpleme yöntemini kullanalım dedik. Patlayan meşe palamutlarımız aşağı yukarı 15-20-40 santime kadar çıkanlar var. Onları da bugün getirip tüplü bir şekilde toprağıyla birlikte tüpünden ayırarak ekimini gerçekleştirdik arkadaşlarımızla. İnşallah önümüzdeki yılda buna devam edeceğiz. Çimlendirmiş olduğumuz bütün meşe palamutlarını bu bölgeye ya da Karapınar malum dünyada ve Türkiye'de erozyon bölgesi, rüzgar erozyonu olduğu, en fazla olduğu bölgelerden bir tanesi. Buraya da biz bu şekilde geleceğimize nefes olma ve rüzgar erozyonunu önleme adına bir faaliyet gerçekleştirmiş oluyoruz gençlik merkezi olarak.